Biyokütle güneş enerjisini fotosentez olarak depolayan bitkisel organizmalardır. Biyokütle enerjisi, biyokütlenin yakılması sonucu elde edilen enerjidir. İçerisindeki karbon, bitkilerin havadaki karbondioksidi parçalaması ile elde edildiğinden, biyoyakıtlar atmosferde karbondioksit artışına neden olmaz. Bu özellik, biyoyakıtların en önemli avantajıdır. Biyokütleden çeşitli yöntemlerle biyodizel, biyogaz, etanol, metan, hidrojen, organik gübre gibi maddeler elde edilmektedir. Bu maddeler günümüzde gittikçe azalan fosil kaynaklara, petrol, kömür ve doğalgaz gibi alternatiftir. Biyokütle eldesinde maddeler çeşitli hazırlama ve dönüştürme işlemlerinden geçirilerek biyoyakıtlara çevrilir. Biyoyakıtlar ısı ve elektrik üretimi için kullanılmaktadır. Ayrıca biyokütleden farklı yöntemlerle hem enerji hem de yeni kimyasal maddeler üretmek mümkün olabilmektedir. Sürdürülebilir bir çevre için biyokütle temiz enerji kaynağıdır. Biyodizel, kanola, ayçiçeği, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların katalizör eşliğinde bir alkolle reaksiyonu sonucunda elde edilir ve yakıt olarak kullanılır. Evsel kızartma yağları ve hayvansal yağlarda biyodizel ham maddesi olarak kullanılabilir. Biyodizel petrol içermez. Fakat saf olarak veya her oranda petrol kökenli dizelle karıştırılarak yakıt olarak kullanılabilir. Saf biyodizel ve dizel biyodizel karışımları herhangi bir dizel motorunda motor üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan kullanılabilir. Isı enerjisi üretimi, elektrik üretimi, gaz yakıt üretimi, organik gübre üretimi, biyodizel, endüstri, tarım, aydınlatma başlıca kullanım alanlarıdır. En büyük avantajı yenilenebilir bir enerji kaynağı olmasıdır. Yüksek sıcaklık gerektirmez. Düşük ışık şiddeti yeterlidir. Çevre kirliliği oluşturmaz. Depolanabilir. Asit yağmurlarına yol açmaz. Sera etkisi oluşturmaz. Her ölçekte ekonomik enerji üretimine uygundur. Kırsal alanların sosyoekonomik gelişimine katkı sağlar. Düşük çevrim verimine sahiptir tarım için rekabet oluşturmaz. Ormanların bozulmasına sebep olur. Toprak erozyonuna sebep olur. Su kalitesini düşürür. Ekosistemi bozar. Su tüketimine sebep olur. Bütün bunlar biyokütle enerjisinin başlıca dezavantajlarıdır. Türkiye biyokütle enerjisi bakımından zengin bir ülkedir. Ancak modern anlamda bu enerjiden yeterince yararlanılamamaktadır. Adana ve Ankara'da bu enerjiyi değerlendirmek amacıyla çöp termik santralleri açılması planlanmaktadır. Dünyada bu enerjiyi en iyi kullanan ülke Brezilya'dır. Burada 5 milyon taşıt 1989'dan bu yana şeker kamışı veya benzeri ürünlerden elde edilen saf biyoetanol ve benzin etanol karışımını yakıt olarak benzin yerine tüketmektedir. Hindistan, Çin, İsveç ve Amerika bu enerjiden faydalanan diğer ülkeler.